Hocam ben kıskanç bir insanım. Kız arkadaşımı aşırı kıskanıyorum. Giyimine, kuşamına, her şeyine karışıyorum. Dışarı tek başına çıkmasına hayatta izin vermiyorum. Sürekli bu konuda biz kavga ediyoruz. Sonumuz ne olacak hiç bilmiyorum. Ama bu benim genelimde böyle. Genel bir kıskançlık problemi var. Evet. Şimdi biz bir insanı kıskandığımızda, bu sensin, bu kıskandığın kız arkadaşın. Aslında nesne, yani kıskandığın şey bu. Arada sanki başka biri varmış gibi düşünürüz, hareket ederiz. Evet, hep öyle oluyor. Yani bir mekana gittiğinde, senden habersiz bir şey yaptığında, istemediğin şeyleri giydiğinde, ettiğinde sanki biri varmış. O yüzden kıskançlık hep üç kişilik yaşanır. Şimdi bak, çocukluk ve bebekliğe bir inmek lazım burada. Bebeklik döneminde özellikle çocuk anneyle bir hisseder kendini. Anne ondan ayrıştığında kıskanacağı bir nesne olmadığı için, kendisinin bütünlüğünün bozulduğu için rahatsız olur. Ama bir çocuk için düşün. Sen bebeklikten çocukluğa geçtiğinde, sen çocuksun. Bu anne babaya yaklaştığında, anne bir eşyaya ya da diğer kardeşe yaklaştığında kıskanacak nesne kendini göstermeye başlar. Yani artık biz ya babamızı ya işte annemizi ya da işte kardeşimizi kıskanıyoruz. Kimden? En sevdiğimiz kaynaktan. Senin durumun ortada biri yokken yaşanıyorsa eğer, ortada hiç böyle bir adam yok, başka bir insan yok, yaşanıyorsa ya, bu tamamen en temel bebeklikle ilgili bir durum. Yani ilk anneyle olan ilişkiyle ilgili. Burada tam bir birey olamama. Tabii bunu güncel psikoloji belki daha yüzeysel anlamda, yani yukarıya çıktığında bile şunu diyebiliyor. Yani özgüvensiz, işte kendine yetemeyen, işte kendi özgüven problemini aşamamış insanlar bir diğerini kıskanıyor diyorlar. O yüzden en temeldeki duruma inmek lazım. Anneyle ilişkiye inmek lazım. Çünkü sen bana sadece kız arkadaşından dolayı onunla yaşıyorum deseydin, ben sana kız arkadaşının davranışlarını soracaktım. Yani ne seni tetikliyor diye. Ama sen genelinde hep böyleyim dediğin için, Evet. ya bir eski hikayeni anlat desem muhakkak önceki ilişkilerinde aynı şeyleri yaşadın herhalde. Kesinlikle. Bir güven problemi yaşıyorsun galiba. Fazlasıyla. Yani hiç ortada olmayan bir şey var, farkında mısın? Evet. Kız arkadaşın sana haber verse de vermese de, senin dediğini yapsa da yapmasa da, senden uzaklaştığı anda üçüncü bir kişi varmış gibi hissediyorsun. Reaksiyonların bu şekilde senin. Yani ortada bir Ahmet yok, bir Mehmet, yani nesnenin kendisi yok baktığında. Demek ki insanın kendisi en doğal haliyle kıskanmaya zaten maruz. O yüzden kıskançlık çok kötü bir şey değil. Ama bu artık kendi yaşam kalitemizi zorluyorsa, biz artık işimizi gücümüzü, o şeyi düşünmekten kendimizi alıkoyamıyorsak problem olmaya başlıyor. İnsan zaten annesi bebekken anneden ne yapacak? Ayrışmak zorunda. Bu ayrışmada bir problem yaşamış olabiliriz biz. O yüzden burada hayatına giren her partner sürekli sana bunları yaşatacak. Aslında onların sana yaşattığı bir şey yok. Senin en temeldeki işte probleminden kaynaklanan. Onlar bir illüzyon, bir görüntü transferi gibi düşün. Yoksa hep bunu kader zannedersin. Hep aynı insanlar çıkıyor. Aynı kadınlar hayatımı mahvediyor. Şöyle şöyle dedikçe hikayene inanmaya başlayacaksın. O yüzden en temele inmek lazım. Ortada nesne yok. Anlatabiliyor muyum? Sen varsın. Ve senin bir bütünlüğünün parçalanmış, dağılmış hali var. Oraya ineceğiz zamanla. Ne dersin? Bunu hazır mısın? Tabii. O zaman bugün itibaren seanslara çalışmaya başlayacağız. Kesinlikle. Tamam.